Muhabbet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Pardon, şunu çok uzağa koymuşum. Yine yeni bir ETS videosuyla beraberiz arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ilk kez gelenleriniz varsa abone olup bildirimleri açarak bana destek olur iseler eğer kanala ilk kez gelenler, çok memnun olurum arkadaşlar. Çok sevinirim. Gördüğünüz gibi ETS'deyiz, bir gameplay videosu yapacağız arkadaşlar. Malumunuz, yanlış bilmiyorsam 2 gün önce Tanju Aktuğ'un yeni aracı geldi. Herkes FMX falan bekliyordu. Ben hiç tahmin etmemiş. Yani alenen hiçbir tahminde bulunmamıştım ama Volvo'dan inip FMX'e bineceğini düşünmüyordum. Siyah bir 540, 2021 model bir 540 geldi. Tanju Aktuğ'un için bilmeyenleriniz var ise eğer, sizden buradan biz de onu duyurmuş olalım. Tanju Aktuğ'a da selamlar, sevgiler buradan. Dedik ki siyahı gelmeden beyazıyla son bir kez sürüş yapalım. Şöyle bir sizde modda emeği geçenlerden falan bahsetmek istiyorum arkadaşlar, hemen çabucak. Bu daha önceden var olan bir modda ama ben ilk kez oynuyorum. 1.39'a güncellenmiş. Genel olarak mod sahipleri, hani emeği geçenler olarak kim ne yaptı tam bilmiyorum ama güzel bir kadro var. Alperen Sağlam, Spoiled Gamer, Harun Aras, Muhammed Sıdık İkinci, Yasin Çalım, Erdem Kuzey, Hüseyin Şafak, Berkay Pekeşen, Muhammed Kaan Tuncer, Ozan Yılmaz Türk. Modda emeği geçenler, mod sahipleri de bildiğim kadarıyla Alperen ve Harun galiba. Alperen Sağlam ve Harun Aras. Yanlış biliyorsam da kusuruma bakmasınlar. Sadece bir şey bizimkisi. Retarder sesi falan eklendi diye şey yazıyordu. Ben detaylı açıklamaları video açıklamalarına bıraktım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. 1.39'dayız. 1.39'a fixlenmiş mod. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bu Tanju Aktuğ'un modu 1.37'deyken çıkmıştı. O zaman benim sistem çok iyi olmadığı için oynayamamıştım, çok üzülmüştüm. Sonra da fırsatımız olmadı, 1.38'de falan oynamadık. Şimdi bu geçen gün şey olunca, dediğim gibi bu Tanju Aktuğ'la alakalı paylaşımları gördüğümde işte siyah Volvo'yu gördüm. Dedim lan biz beyazıyla hiç oynamadık. Yahanın modu çıkmadan ki o muhtemelen bir iki ay daha sürer gerçi. Yani Tanju Aktuğ'un aracını piyasaya çıkarması, onun modunun çıkması falan derken biz 1.40 falan geçer inşallah, 1.41 gibi falan gelir muhtemelen de için esprisi. Dedik biz beyaz ile bir oynayalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey animasyonu var. Daha önce oynayanlar biliyordur. Ben ilk kez oynuyorum dediğim gibi bu araçla. Bir marşımıza basalım. Sis falan efsane arabanın. Şöyle arabamızın içini gösterelim. Şu arka tarafı Türk bayrağı yaptım ben. Burayı değiştirebiliyorsunuz, arka fonu. Yanan ateş falan da koyabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle arabaya dışarıdan bir bakalım arkadaşlar. Sadece jant lastik dışında hiçbir şeyle oynayamıyorsunuz. Ben hiçbir yeriyle oynamadım. Aracı orijinal haliyle bıraktım. Birazcık şu kulaklığa gelen sesi kısacağım ben. Çok müthiş bir ses geliyor. Şu an beni de çok bastırmıyor. Görüyorum, evet. Dilerseniz çıkalım. Neredeyiz arkadaşlar? Dünkü yayınlanan videomuzda hatırlarsınız. Bu İspanya tarafında bir yol kullanmıştık. Cuesca'dan Fransa Pau'ya doğru gitmiştik. Şimdi Andorra'dayız. Andorra La Vella'dan. Hani şu tarafı da kullanmak istiyorum demiştim ya. Orayı da dedim bu arabayla gideyim. Şu tarafa doğru gitmeye gerek yok. Tulus'a bir yükümüz var. Şu güzergahı kullanacağız arkadaşlar. Böyle bol virajlı filan. Şuramı şuramı bilmiyorum ama bir sayalım. 1 2 3 4 Bu da 1 2 3 Aynı. O zaman şeyin verdiği güzergahı kullanalım abi. Hani viraj sayısını sayıyorum. Bir değişiklik yok. İki tarafta aynı. Çıkalım. 24 ton bir yükümüz var. 12 ileri retarderli şanzıman ile kullanıyoruz arabamızı. Her zaman mod paylaşımı yaptığım şeyde çalıştıramadım modu. Muhtemelen bir modla çakıştı orada. Bence normal multiplayer'da kullandığım profille dedim şey yapayım, oynayalım. Çünkü orada benim hiçbir modum kurulu değil. Daha önce de söylediğim gibi sesi çok duydunuz mu bilmiyorum. Korna sesi biraz şey geliyor ama az geliyor. Şehir içinden şöyle ağır ağır çıkalım. Ama öyle bir şey ki modu kurdum arkadaşlar. Şu araç oturumu filan direkt sanki sağ olsunlar benim için ayarlamışlar gibi. Hiçbir şeyle, direksiyon ayarlarıyla bile oynamadım yani. O kadar güzel oldu ki. İlk defa bir arabada
böyle direkt hiç oturumuyla şunla bununla uğraşmadan kullanabiliyorum. O da beni ayrıca mutlu etti. 24 ton gerdiriyor arabayı. Yollar çok güzel arkadaşlar. ProMods haritasındayız. 1.39'da, ProMods 2.51'de. İspanya tarafında Andorra'dan Tulus'a doğru gidiyoruz. Andorra biliyorsunuz çok küçük bir ülke. Yanlış bilmiyorsam da İspanya Krallığı'na bağlı. Böyle sağdan gidelim ya. Bizim için geniş bir yol bırakmışlar gibi sanki oraya. Direkt gidecekler için. Camımı bir açacağım. Burada bir yok, şeyin sesi çok çıkmıyor ya. Korna tam gemi kornası ama ses öyle beklendiği gibi gelmiyor yani. Bir şeye bakalım. Ha, evet. Ben bu sesi 6 ileri şanzımanda alamadım retarder sesini, onun için 12 ileriye çektim. Fransa topraklarına giriş yaptık bu arada. Güzel ya, arabanın sesi falan gayet hoşmuş. Ellerine kollarına sağlık. Görünme zaten şey, kadro çok sağlam. Hani modun kalitesinden şundan bundan bahsetmeye çok gerek yok. Başlıkta da dediğim gibi ya da en başta söylediğim gibi hani siyahı gelmeden beyazıyla son sürüşlerimiz olsun demiyoruz tabi. İsteyenler daha uzun süre bununla oynayabilir arkadaşlar. Mod cidden çok güzel. Ya bu ne kadar keskinmiş ya. Sert virajlar, debriyajını ayarlayamadık arabanın. Yine 8'e düşürelim. Abi harbiden çok sert virajlar ya. Viraj istiyoruz ama bu sefer de işte sert diye şey yapıyoruz ya. Biz çok enteresanız ya, biz insanoğlu var ya. Harbiden çok enteresan. Daha sola bakalım derken az daha kaza yapıyorduk ha. Bu ara plan takmıyorum arabayı da. Yol harbiden çok güzel ya. Pardon. Direkt şu şeye... Şunu şöyle biraz çekeyim ya. Heh. Direksiyonu çevirirken falan elim çarpıyor. Hatta şöyle biraz kaldıralım. Abi arabayı daha doğru düzgün 9. vitese atamadık ya. Sadece şey yansın. Bu arada evet. Ha, şey. Arka pano şimdi oldu. O tuşuyla açılıyor.
Arkadaki Türk bayrağı panosu var ya arkadaşlar. Yanlış tespit etmediysem. İlk defa benim gibi ilk defa oynayanlarınız varsa şey olmasın. Yanlış bilgilendirme olmasın. O yani uyarı ışıklarının tuşuyla açılıyor. Hatta bir bakalım abi şöyle. Ha yok, kabin içi aydınlatma o ile açılıyormuş ya, tamam. Yanlışımız olmasın. Yanlış yapmıyorum. Pardon. Kırmızı bir kabin içi aydınlatmamız var. O uyarı ışıklarıyla açılıyormuş. Aha. Vallahi taktık arabayı ya. Çok dar dönmüşüz be. Arka lastiğimiz havada mı bizim? Oo. Dingilimiz havada gidiyormuşuz ya. Şöyle yapalım. Bir saniye abi. Madem öyle. Biz de iyice genişten genişten alırız o zaman abi. Yapacak bir şey var mı? İleride bir vites işine uyuz oluyorum aslında da. Ama arabada tam onunla veriyor tadını. O da ayrı bir mevzu. Ah, en sonunda 10. vitesi atabildik ya. Vallahi billahi 10. vitesi atabildik. ...540 ya. Yani bir ara ben şeyi düşünmüştüm arkadaşlar, işin açığını konuşmak gerekirse. Bunu gerçi şu ana şuraya kadar kimler izliyor bilmiyorum, şu ana kadar izleyenler. Ya burayı da izlerlerse eğer, zaten yorumlara belirtsinler izlediklerini bileyim. Bir dönem Tanjuak'tan bu beyaz FH540 almadan önce ben de böyle işte tır almayı düşünüyordum. Yaptığım işte bayağı sıkıntı yaşıyordum, elimde ufak bir sermaye vardı. Üzerini bir şekilde tamamlayıp işte diyordum tır alalım, ehliyetimizi büyütelim, bu işe girelim filan şeyinde. Hala da içimde küçük bir uhdedir. Öyle söyleyeyim. O zamanlar bu araba şeydeydi. Siz söyleyin adını. Antalya'da bir galerideydi. Büyük bir tır galerisinde. İsmini buradan şimdi zikretmeyelim ama hala da ismi aklımda. Çok güzel arabalar satıyor adamlar. Çok temiz araçlar satıyorlar. Çok takip ettim ben bu arabayı. Gücüm yeter mi? Alsam mı? Almasam mı? Hiç bilmeden böyle arabalı tur içine girsem mi filan. O arada Tanju Aktuğan Renault'u sattı. Volvo alacağım dedi. Yakında geliyor dedi filan. Ondan sonra abi bir baktık. Çat bu araba. Tanju Aktuğan'la böyle. Dedik yakışır abi yani. Bizim niyetlendiğimiz araba değil mi? Ben 540'ları çok seviyorum. Zaten Volvo biliyorsunuz, biz Volvo'cuyuz. Ama o zaman da işte birazcık destekle falan gücüm yeter diye düşünüyordum. İyi kötü bir de Dorse ayarlarız, bakarız keyfimize falan hesabı. Sonra Tanju Akdoğan aldı. Satınca acayip kızmıştım Tanju Akdoğan'a kendi kendime. Ulan madem satacaktın niye aldın arabayı falan diye böyle. Bunu da ilk defa açıklıyorum ha. Yani bu arabayı biz almış olsaydık belki biz de bir tır şoförü olarak Benoman Peren olurduk ha. Yani böyle YouTuber, yani gene YouTube yapardım. O zaman işte vlog tarzında yapardık işte. Yalnız dipnot, yol var. Şahane ya, o yollar var ya. Abi. Harbiden şahane ya.
Bu arada şu direksiyon ayarlarımı inşallah bu sefer becerebildim. Hiç bozmamaya dikkat edeceğim. Geri toplamasını filan. İnşallah tam yapabilmişimdir. Böyle sürmesi çok keyifli oluyor ya. Öbür türlü her tarafı kendimiz çeviriyorduk. Çok yumuşak da kullanıyordum ama böyle daha hoş. Buraları bir bitireyim de. O araba acayip bir şey oldu ya, hızlandı. Şu virajlı yolları bitirelim abi. Ondan sonra yatırıyorduk biraz daha ya. Çok kötü kaza yaptık ya. Of. Viraja çok sert girdik abi. İleride bir benzin istasyonu var. Orada biz şeyimizi kaydı bitirelim abi. Ben size bay bay diyeyim. Sonra götürüp yükü teslim edelim. Cezayı yiyip durmayalım. İşte burada. Altına yere vurduk arabanın ama. Böyle. Evet. Evet güzel kardeşlerim, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Ne diyelim, evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye.